Yardım edeyim mi? Yok sağ ol abi. Sen keyfine bak. Tazeleyeyim mi çayını? Ha yok sağ ol. Ne oldu? Bakma. Herkes her şeyi öğrendi işte. Başladılar fısır fısır konuşmaya. Yok canım, nereden öğrenecekler? Başka bir şey konuşuyordun onlar, başka bir şey. Meryem abla aradı mı? Ver telefonu bende dursun istersen. Belki arar. Ne haberi bekliyorsun Meryem ablandan? Kasabaya gitti de vardı mı diye. Ha, Kerim'le gittiler, Kerim'le. Hayrola? Bir işleri var. Değmesin yağlı boya. Heh. Oğlum ne yüklendin hepsine? Ver bana ver, geldim geldim. Hep restoranta, hep restoranta. Sadece de ablama ayırırım deme sen hiç. Ayırırım abla, ne olacak? Bakayım neler var. Şahane mezgit var. Abi dikkat et. Hadi gel içeri girelim, bir kahve tamam. Yapayım sana. Fatma Gül, peçeteleri dizi ver sen de. Tamam. Gözün aydın Beyhan Hanım. Kızın gelmiş Almanya'dan. Çok şükür. Hafta sonuna kadar buradalar. Ne tuttu? 100 lira ama ben senden bir kasayı almayacağım. Onun yerine burada ablamın şerefine bir ziyafet vereyim diyorum. Herkese uyar mı? Uyar tabii. Sadece de ablam da sızlanıp durmaz. Bak şimdi. Böyle bir yemek verelim diyorum. Hep beraber yemek yeriz. Sen yengeyi de çağırırsın. Olur. Sen de sizinkileri çağırırsın Fatma Gül. Yokmuş onlar. Meryem Hanım'la Kerim memlekete gitmişler. Ha, niye? Bir işleri vardı. İşleri var, işleri var. Yengen burada ama değil mi? E onu çağır gelsin. Olur, çağırırız. Onun da evde işi var, gelemez. Ne işi var yengenin? Temizlik yapacak ya. Tamam. Şimdi balıkları ben pişireceğim, kimse karışmasın, tamam mı? Aman, hatırımız kalır. Ben de kahveleri yapıp geliyorum. Abi sen devam etsene. Ederim, ederim. Münir Bey geldi efendim. Evet, beni istemişsiniz savcı bey. Önce bir durumu açıklığa kavuşturmak istedim. Görevime müdahale edemezsiniz. Böyle bir şey mümkün olamaz ki zaten. Nüfuzlu dostlarınızın bundan haberi yok herhalde. Sabahtan beri sürekli arayıp taciz ediyorlar. Bunun benimle ilgisi yok ki. Biliyorsunuz yaşananlar tanınmış bir ailedir, çevreleri geniştir. Kendilerine komplo kurulduğunu duyanlar yardım etmek amaçlı harekete geçmişlerdir. Ben size en başından uyarayım da tatsız şeyler yaşanmasın. Valla diyorum işte, bizden habersiz birileri araya girmiş olabilir. Aileyi de çocukları da herkes çok iyi tanır. Çok çirkin bir iftirayla karşı karşıya kaldılar. Olacak şey değil ki. Üçü de aklı, ruh sağlığı yerinde eğitimli çocuklar. Böyle bir şeyle suçlanmaları inanılmaz. Dışarıda bekleyin lütfen. İfadelerini alayım, ona göre ben değerlendireceğim durumu. Peki, tamam. Derya kuzusu bunlar, derya kuzusu. Bak şuna bak. Fatma Gül kızım, nasılsın? Ben iyiyim, neler oldu? Savcı daha yeni geldi. Bu sabah başka bir görevdeymiş. Biz bayağı bekledik, daha yeni geldi. Bunları ayrı ayrı odalara aldılar. Biraz sonra da ifadelerini almaya başlayacaklar. Kerim nasıl? Biraz yorgun ama iyi, merak etme. Aa, bak Fatma Gül, Kadir Bey diyor ki savcı seni de çağıracakmış. Ya niye? Yani senin de ifadeni almaları gerekiyormuş. Ben anlattım ya buradaki savcıya her şeyi.
Sen anlattın tabii ama o senin şikayetlerini değerlendirmek için dinledi. Buradaki esas görevli olan savcı. Sen şimdi hazır olursun. Onlar çağırdığı zaman gelirsin, tamam mı canım? Geldiğimde onlar da orada olacak mı? Ben gelince onlar orada olacak mı diyor. Ha bilemem, eğer savcı bey gözaltı süresi talep ederse delil toplamak için isterse olabilirler. Fakat çekinmesine gerek yok, yani karşılaşmazlar. Burada olsalar bile karşılaşmazlar diyor. Anladım. Fatma Gül başlıyor galiba. Ben kapatıyorum canım. Sonra seni tekrar ararım. Tamam. Kerim abi mağarada. Hı. Selamımı söyleseydin. Söylerim sonra.